Kanal Fırat Ana Haber Bülteni'ne başlıyoruz. Ekranları başında bizleri takip eden tüm değerli izleyenlerimize mutlu akşamlar dileyerek. Sevgili seyirciler, Elazığ Valisi Doktor Ömer Toraman, Zübeyde Hanım Caddesi'nde bulunan esnafları ziyaret ederek taleplerini dinledi. Elazığ Valisi Doktor Ömer Toraman göreve geldiği günden beri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vali Doktor Ömer Toraman ziyaretlerine valilik binası önündeki vatandaşlarla sohbet ederek başladı. Vali Toraman'a Elazığ İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Şiş ve Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit de eşlik etti. Elazığ Valisi Doktor Ömer Toraman daha sonra Zübeyde Hanım Caddesi'nde bulunan esnafları ziyaret etti. Esnaflarla bir araya gelen Vali Toraman sorun ve talepleri dinledi. Sevgili seyirciler, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı hisseden Elazığ'da vatandaşlar sokaklara döküldü. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 16.04'te merkez üstü Battalgazi olan 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 13.093 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem Elazığ'da da hissedildi. Bazı vatandaşlar ise panikle kendini sokağa attı. Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada elimizde hissedilen deprem sonrası saat 16.15 itibariyle elimizdeki AFAD 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün bilimlerimiz depremin elimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir denildi. Bayağı bir şiddetli oldu bu sefer ya. Millet hepsi tedirgin olmaya başladı. Yani hissetmeye başladı. Hissettiği için biz artık ortaya alışmak zorunda, depreme başlasak almak zorunda. Elazığ depreminde enkaz altında kalarak yaralanan depremin sembol isimlerinden Yusra'nın annesi Ayşe Yıldız depremin yıl dönümünde 24 Ocağın kendisi için kötü bir tarih olduğunu belirterek kızının eğitimi için Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na çağrıda bulunmuştu. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları depremzede annenin çağrısına duyarsız kalmadı ve aileyi ziyaret ederek Yusra'nın eğitim masraflarını üstlendi. 24 Ocak 2020. Nefeslerin tutulduğu, acının yaşandığı Elazığ tarihinin en büyük depremi. 24 Ocak akşamı saatler 20.55'i gösteriyordu. Etrafı saran çığlıklar, feryatlar, figanlar sarmıştı şehri. Elazığ ve komşu şehir Malatya olmak üzere toplam 41 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Elazığ depreminde enkaz altında kalanlardan sadece biriydi Yıldız ailesi. Eşi ve oğlunu depremde kaybeden Ayşe Yıldız, kızı Yusra ile yaşam mücadelesi vermişti. Depremin sembol isimlerinden 2,5 yaşındaki Yusra bebek ve annesinin yardımına jandarma arama kurtarma timi ekipleri yetişmişti. Duyuyor musun? İyi misin? Tamam, kurtaracağız seni. Bak, kurtaracağız. Tamam, kurtaracağız seni, kurtaracağız. Buradayız, geliyoruz, kurtaracağız. Kurtaracağız, tamam. Tamam, geliyoruz. Işığı görüyor musun, ışığı? Beni görüyor musun? Bir dakika. Tamam, geleceğiz. Çocuğun yanında mı? Tamam, geleceğiz. Tamam, geleceğiz. Tamam, geleceğiz, tamam. Mucizenin adı Yusra bebek ve annesi 24 saatin ardından Jack tarafından kurtarılmıştı. Arkadaşlar, sedyeyi benim arkama hazırlayın. Sedyeyi hazırlayın oraya. Çek! Sedyeyi hazırlayın oraya. Çek! Tamam, hadi. Çek! Hadi. Çek! Haydi. Maşallah. Anne geliyor, anne geliyor. Açar bombaları. Anne geliyor. Depremin dördüncü yılında anne Yıldız'ın acıları aynıydı.
Ailesinden geriye kalan kızıyla hayata tutunan anne Yıldız, acının üzerinden yıllar geçse de o anları unutmak asla mümkün olmadığını söylüyordu. Enkazın altında kötü bir süreçti, kötü bir andı. Tabii ki onu unutmak asla mümkün değil. Depremin sembol ismi Yusra Bebek büyüdü ve şimdi 7 yaşında. Yusra'nın bütün eğitim masraflarını biri karşılarsa, hani o süreçte yani Yusra'nın yanında olsa çok iyi olur. Şahin Şerifoğlu bize yardımcı olsa, hani Yusra'ya yardım etse eğitiminde, hani ona destek olsa çok sevinirim. Anne Yıldız depremin yıl dönümünde kızının eğitimi için Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğlu'na bu sözlerle seslendi. Elazığ depreminin simge isimlerinden biriydi Yıldız ailesi. Yusra Bebek depremin sembol ismiydi. Depremin yıl dönümünde anne Ayşe Yıldız o yaşadığı günleri anlattı, üstüne bir de ekledi. Yusra Bebek'in eğitimi noktasında desteğe ihtiyacımız var dedi. Özellikle Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na çağrıda bulunan depremzede annenin çağrısına Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları kayıtsız kalmadı. Depremzede annenin ve minik Yusra'nın çağrısına kayıtsız kalmayan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları aileyle bir araya geldi. Nasılsın? İyi misin? İsmin ne senin? Yusra. İsmin ne Yusra? Bayağı zor geçti. Evet. Hani hastane. Rabbim şifanı versin inşallah. Şükür. Allah beterinden korusun. Amin amin. İlimiz adına büyük bir afet. Büyüyünce savcı olmak istiyorum diyen Yusra'nın eğitim masraflarını üstlenen ve anne Yıldız'ın çağrısına duyarsız kalmayan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları bir kez daha gönüllere dokundu. Döndüm yar vurgunun ecele, sevda sürgünü geceme, serdi yüreğim, dağlanır ağlarım, kader adımı derine. Depremin üzerinden bir yıl geçmeden 12 bin konutun hak sahiplerine teslimi ve bugün gelmiş olduğumuz noktada toplamda 25 bin konutun yapılarak hemşehrilerimize teslim edilmesi, şehrimizin hem depreme daha dayanıklı bir kent haline gelmesi hem de 6 Şubat'taki asrın felaketi diye tabir edilen büyük felakette ilimiz en az hasarla süreci atlattı. Biz bu anlamda tabii Cumhurbaşkanımıza minnettarız. Allah kendisinden razı olsun. Her afette ülkemizdeki vatandaşlarımızın yanında olması ve yaraların hızlı sarılması noktasında çok büyük gayretleri söz konusu. Ben bir kez daha Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza canı gönülden şükranlarımı arz ediyorum. Tabii 24 Ocak 2020 depreminin sembol isimlerinden bir tanesi Yusra Bebek. Yusra bebeğimiz şu anda büyüdü, abla oldu. 7 yaşına geldi. Okula başladı, eğitim hayatına başladı. Tabii dün yapmış olduğunuz haber neticesinde eğitim noktasında ailemizin çağrısına kayıtsız kalmayarak hızlı bir şekilde hemen ailemizle buluştuk. Yusra bebeğimizin inşallah bundan sonraki süreçte eğitimini bizler karşılayacağız. Bizler yanında olacağız. Ailemizin her türlü yanında olacağız. Bizler de o gün görev süremizin birinci yılı dolmadan büyük bir afetle karşılaşmıştık. Ama Allah'a hamdolsun devletimizin gücü, Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın, devletimizin tüm imkanlarını buraya seferber etmesi sonucu bizler de yerelde hem depremzede kardeşlerimizle bir arada olmak, onların yaralarını sarabilmek için bir gayretimiz söz konusu olmuştu. Biz her zaman hemşehrilerimizin yanındayız. Özellikle de Yusra bebeğimizin yanında olacağımızı, ailesinin yanında olacağımızı buradan kendilerine iletiyoruz. İnşallah Yusra kızımız büyüyecek. Kendisi savcı olacağını bizlere ifade etti. İnşallah Rabbim hayırlı günlere bıraksın. Bu noktada kızımızla birebir ilgileneceğiz. Depremzede anne Ayşe Yıldız, Allah belediye başkanımızdan razı olsun. Bizim çağrımızı duyar duymaz hemen geldi. Binlerce kez teşekkür ederim dedi. Allah razı olsun, yani bizim çağrımızı hemen duydu geldi buraya. Binlerce kez teşekkür ederim, Allah razı olsun. Yani
Tabii ki bu süreç zor geçti ama Yusra için bu hani bu çağrı yaptım. Dedim bu eğitim süreci bundan sonra Yusra'nın yanında biri olsun. Tabii ki en iyisi bizim başkanımızdı. O yanında olabilir. Çünkü eğitim süreci önemli. Biri yanında olsa, ona destek olsa, onun arkasında olsa çok önemli. Allah razı olsun. Çünkü kimse yok. Evet, o süreç aklıma gelmedi, söyleyemedim ama binlerce kez Allah razı olsun çağırma kulak verdi, geldi, desteğini bizden esirgemedi, geldi. Allah razı olsun. Elazığ depreminin 4. yıl dönümü nedeniyle deprem riskiyle yüzleşmek, bilinçli toplum, güvenli gelecek konulu panel düzenlendi. Deprem bilimcilerinin konuşmacı olarak katıldığı panelde Bingöl-Karlova depremine dikkat çekildi. 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin 4. yıl dönümünde deprem riskiyle yüzleşmek, bilinçli toplum, güvenli gelecek konulu bir panel düzenlendi. Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen paneli, Fırat Üniversitesi eski rektörü Profesör Doktor Fevzi Bingöl, Fırat Üniversitesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ercan Aksoy, Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ömer Keleşoğlu ve Jeofizik Yüksek Mühendisi Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan konuşmacı olarak katıldı. Deprem anını ve acılarını anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı. Çocuğun yanında mı? Tamam, geleceğiz. Onların ikisine de söyleyeceği şey Azize, diyeceksin ki burnunuzdan nefes alın, ağzınızdan verin. Sakin sakin. Hepsini konuştur, senden haber bekliyoruz. Tamam, dönün. Bak biz hepimiz yukarıdayız. Siz ikiniz de birbirinizle konuşmaya devam edin. Siz de şimdi abin de yanımızda. Biz hepimiz yukarıdayız. Telefonuna şarjı bitmesin. Senden tek istediğim şey arada panelin açılış konuşmasını yapan Harput Times imtiyaz sahibi Sevra Taylan, deprem felaketlerinde hayatını kaybedenleri rahmetle andı. 6,8 rakamı o gece zihinlerimize kazındı. 1, 3, 5 derken tam 41 canımızı yitirdik. Tüm ülke tek yürek oldu o depremde. Azize oldu o depremde ümidin adı. Yusra bebek oldu mucizemiz. Ve o günden bugüne dile kolay tam 4 yıl geçti. Bugün Elazığ depreminin 4. yıl dönümü. O büyük felakette yaşamını yitiren tüm canlarımızı rahmetle anıyoruz. Sadece Elazığ depremi değil, 30 Ekim İzmir depremi ve ne yazık ki acısı yıllarca dinmeyecek olan 6 Şubat Maraş depremleri. Bizler 10 yıllar boyunca binlerce canlarımızı feda ettik depremlere. Panelde deprem gerçeği, Elazığ ve çevre ilerideki deprem riskleri analizi, deprem öncesi alınacak tedbirler ve kentsel dönüşüm süreci konularında bilgilendirmelerde bulunuldu. Halkımız halen deprem bilincine erişemedi değil mi diye sorular soruyorlar. Ya halk ulema oldu, ulema. Yani kuru fasulyesini pişirirken kadın ya radyoyu dinliyor ya televizyonu dinliyor. Ufacık titreştiği zaman bu en az 4,5 diyor, 5 diyor. Hafize Hanım gördün mü diyor. Ya ulema oldu halk ama ulema olması halkın gerçekten şu anda dünya üzerinde deprem konusunu en çok bilen Türkiye Cumhuriyeti halkıdır. Çünkü televizyonlar ve iletişim organları açık bir üniversite gibi çalışıyor. Bilim adamları hiçbir şeyi saklamadan, gizlemeden ve her türlü ithamı göğüsleyerek bildikleri her şeyi halka yansıtıyorlar. Jeofizik Yüksek Mühendisi Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan, Türkiye'de hiçbir yerde deprem olmasa mutlaka Bingöl-Karlova'da olur diyerek bölgedeki deprem hareketliliğine dikkat çekti. Türkiye'de hiçbir yerde deprem olmasa Kahramanmaraş'ta, Bingöl'de, Karlova'da mutlaka olur. Batı'yı saymayın ama buralarda mutlaka olur. Şimdi dün akşam ben bunu televizyonda söyleyince Bingöl'ler Elazığ'a göçmeye karar vermişler. Elazığ daha güvenli dediğim için. Şimdi
depremden kaçamazsın arkadaşlar. Bulunduğun yerde bilimsel bilimin ışığı altında nasıl yer seçeceksin, nasıl yapı seçeceksin bunu bileceksin. Bingöl'de yaşamaya devam edeceksin. Bir kişiyi kökünden koparamazsın. Fırat Üniversitesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ercan Aksoy da depreme en iyi hazırlığın riski azaltmak olduğunu söyledi. Yeri yanlış seçersek, az önce hocam vurguladı, zeminleri saydı bölge bölge. Ömer hocam biraz sonra değinecek, yapılaşma işlerine planlama, projelendirme ama en önemlisi kontrol mekanizmaları, yani denetim konusunda sıkıntımız var. Aşamıyoruz bir türlü. Sebep ne? Sizler daha iyi biliyorsunuz. Ben şimdi söylersem belki hoş olmayacak. Hayat felsefesi ve hayat tarzı. Yani şimdi ne demeye çalışıyorum? Ya, bu mevcut düşünce tarzından kurtulmamız lazım. Neden? Mevcut düşünce tarzıyla çözemiyoruz sorunları. Ve bütüncül olarak ele almamız lazım. Elazığ'da Mimarlar ve Mühendisler Platformu tarafından 24 Ocak 2020 Elazığ depreminin yıl dönümü nedeniyle yürüyüş düzenlendi. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlar düzenlenen meşaleli yürüyüşle bir kez daha anıldı. Elazığ'da 24 Ocak 2020 depreminin 4. yıl dönümünde Elazığ Mimarlar ve Mühendisler Platformu tarafından yürüyüş gerçekleştirildi. Öğretmenevi önünde toplanan mimarlar ve mühendisler meşaleler yakarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüş, İl Müftüsü İrfan Üstündağ tarafından depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için edilen dualarla son buldu. Ya Rabbel Alemin, 24 Ocak depreminin yıl dönümündeyiz. Sene-i devriyesindeyiz. Bu depremde kaybetmiş olduğumuz kardeşlerimize rahmetinle muamele eyle. Kardeşlerimizin mekanlarını cennet eyle. Cennetteki makamlarını âli eyle. Sen onları peygamberlerimizle, şehitlerimizle birlikte haşreyle. Elazığ Mimarlar ve Mühendisler Platformu dönem sözcüsü Mimar Fatih Baltacı, depremle ve depremin travmatik etkisiyle mücadele ettiklerini belirtti. Elazığ'ın mimarları ve mühendisleri olarak ilk günden bu yana depremle ve depremlerin hafızamızdaki travmatik etkisiyle mücadele ediyoruz. Biliyoruz ki her dert içinde kendi dermanını taşır. Her son bir başlangıç içindir. Deprem bizim için bir yok oluş değil, yeni başlangıçların gerekliliğidir. Depremin ilk anından bu yana şehrimizi yeniden ihya etmek üzere sarf edilen emeklerle el ele, kol kola, yürek yüreğe çalışan mimarlar ve mühendisler olarak umutlu, cesaretli ve hazır olduğumuzu bir kez daha duyurmak isteriz. Çünkü biz şehrimizin ferasetine ve hamasetine güveniyoruz. Değerli basın mensupları, ilk günden beri ihtiyaç duyulan her alanda özveriyle çalışan mimarlarımız ve mühendislerimiz her şeyin daha güzel olmasına ve sorunların çözülmesine nitelikli katkılar üretmiştir. Bu katkı vesilesiyle teselli bulduğumuz kadar sosyal sorumluluk ruhunun ilk günkü gibi canlı olması ve geleceğe güvenle bakmamızı sağlaması nedeniyle de umutluyuz. Şehrimizin her daim sahada sizlerle şehrimiz için her daim sizlerle sahada el ele kol kola gönül gönüle olacağız. İl yöneticilerine seslenen Mimar Fatih Baltacı, deprem hafıza anıtının yapılmasını talep ederek yapılacak anıtın yapım sürecini de Elazığ Mimarlar ve Mühendisler Platformu olarak üstlenmek istediklerini söyledi. Asrın felaketinden etkilenen şehirlerimizle birlikte Van'ı, İzmir'i, Kocaeli'ni, Bingöl'ü, Düzce'yi, Erzincan'ı ve Elazığ'ımızı kapsayan bir deprem hafıza anıtı projesini başlatalım. Depremden etkilenen şehirler arasında kardeşlik ve kader bağlarını güçlendirecek olan bu anıt, toplum hafızamızın yaşatıldığı bir anıt olsun. Bu eserin tasarımı ve yapım mühendisliği süreçlerini Elazığ Mimarlar ve Mühendisler Platformu olarak üstlenmeye bizlere onur verir.
Geçtiğimiz günlerde maden ocağında meydana gelen patlama ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol açıklama yaptı. Milletvekili Erol, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yanıtlaması istemiyle daha önce maden sahası ile ilgili soru önergesi sunduğunu belirterek önlem alınmaması kazaya adeta davetiye çıkardı dedi. Geçtiğimiz günlerde Elazığ'da meydana gelen maden ocağı patlamasında iki kişi ağır yaralanmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da meydana gelen maden ocağı patlaması ile ilgili daha önceden soru önergesi verdiğini belirterek açıklama yaptı. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseke'nin yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan soru önergesini hatırlatarak şu ifadelere yer verdi. İnsanlar varlığını sürdürebilmek için gerekli ihtiyaçlarını üzerinde yaşadığı topraktan sağlamaktadır. Bir ulus bağımsızlığını korumak, yurdunu savunmak ve insanlarını çağdaş uygarlık düzeyinde yaşatabilmek için sahip olduğu topraklarının bahşettiği olanaklardan en çok ve en iyi biçimde yararlanmasını bilmek zorundadır. Fakat diğer birçok antropojenik faaliyetlerde olduğu gibi kar hırsı ile yanlış yapılan madencilik faaliyetleri çevre üzerinde birçok olumsuz etki bırakmaktadır. Madencilik faaliyetlerinin üretim, nakliye ve zenginleştirme gibi aşamaları çevresel varlıklar üzerinde olumsuz etkiler yaratır. Madencilik sırasında ve sonrasında oluşan çevre sorunlarının incelenmesi ve çözümleri hem hukuksal açıdan hem de habitatta oluşturulacağı zararlar bakımından önem arz etmektedir. Elazığ ili maden ilçesinde yer alan maden ocakları ve sahalarının bu konuda detaylı incelemeleri ve çevreye vermiş olduğu zararlardan ötürü düzenli denetlenmesi gerekmektedir ifadelerine yer verdi. 31 Mart mahalli idareler seçimleri kapsamında ziyaretlerine ara vermeden devam eden Elazığ Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları sendikaları gezerek vatandaş ve esnafla bir araya geldi. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları 31 Mart mahalli idareler seçimleri kapsamında ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda Elazığ Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları, Yol İş Sendikası Birnoğlu Şube Başkanı Mehmet Kara ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret etti. Şerifoğulları'na AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, AK Parti Elazığ İl Yönetim Kurulu, AK Parti Elazığ Kadın Kolları Yönetim Kurulu, AK Parti Elazığ Gençlik Kolları Yönetim Kurulu ve AK Parti Merkez İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu üyeleri de eşlik etti. Başkan Şerifoğulları ile gurur duyuyoruz diyen Yol İş Sendikası Birnoğlu Şube Başkanı Mehmet Kara, Şerifoğulları'na başarılar diledi. Bu yoğunluk içerisinde lütfedip bizleri ziyaret etmeniz bizleri onurlandırdı. Biz sizden gurur duyuyoruz. Yaptıklarınızla şehrimizi başka bir havaya soktunuz. Allah sizden razı olsun. Ben bütün üyelerim adına da bunu ifade etmiş olayım. Yeni dönemde de inanıyoruz ki çok daha fevkalade bir yere gelecek memleketimiz. Allah yolunuzu açık etsin. Şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Allah kolaylıkla versin. Daha sonra Başkan Şerifoğulları, İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ve beraberindeki heyet, Yol İş Sendikası İkinoğlu Başkanı Vahdettin Ertem ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Yol İş Sendikası İkinoğlu Başkanı Vahdettin Ertem, Başkan Şerifoğulları'nın çalışmalarından memnun olduğunu dile getirdi. Bu dönemde zaman zaman bizim sendikaya bayağı arkadaşlar gelip gidiyor. Her çevreden, her görüşten hep sordum. Ya nasıl gidiyor, işler nasıl? Ya diyorlar işte bir deprem geçirdik, Covid geçirdik, bir altyapı çalışması vardı. Ve gerçekten de Elazığ'da süper bir çalışmayı izledik, takip ettik. Her gelen de memnundu. Yani belediye başkanımdan olsun, il başkanımdan. Ben size başarılar dilerim. Daha farklı bir oyla seçileceğinize de inanıyorum. Başkan Şerifoğulları sendika ziyaretlerinin ardından esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Köfteciler Sokağı'nı gezen Şerifoğulları hem vatandaşlarla sohbet etti hem de köfte ekmeğini yedi. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları 24 Ocak depreminde yakınlarını kaybeden Serkan Arslan ve ailesini ziyaret etti. Ziyarette depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dualar okundu. وَإِذَا
Başkan Şerifoğulları son olarak Harputler Başkanı Kazım Atıcı, yönetim kurulu üyeleri ve vatandaşlarla bir araya geldi. TRT 1'de yayınlanan Sen Türklerine Söyle programının ikinci sezon şampiyonu Elazığlı Ömer Ahmet Turhan ve Harput Mahalle Muhtarı Zülküf Demir Polat'ın da yer aldığı programda konuşan Harputler Yönetim Kurulu üyesi Seda Çağlayan, Başkan Şerifoğulları kültürel mirasımıza sahip çıktı dedi. Hem dinamik hem olayları biliyor, bütün konulara vakıf ve Elazığ'ımızı hakikaten Elazığ yaptı 5 yıl zarfında. Yollarıyla, bulvarlarıyla, efendim otoparklarıyla, Harput'uyla, Hüseyin'iyle, Allah razı olsun Şahin Bey'den hem doğuya aynı hizmeti yaptı hem batıya aynı hizmeti yaptı. Bir kimseye ister milletvekili, ister belediye başkanı, ister meclis üyesi oy verdiğiniz vakit 3 kriteri arayın. 1- liyakat, 2- asalet, 3- ahd-ı vefa. Sayın Başkanımızda bu üçü de var. Evet. Harputler Başkanı Kazım Atıcı da Elazığ Belediye Başkanı ve Başkan adayı Şahin Şerifoğulları'na da Harput'ta başlattığı çalışmalardan ve verdiği değerden dolayı teşekkür etti. Harput'la ilgili yapmış olduğunuz güzel ve anlamlı çalışmalardan dolayı gerçekten çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Şu önümdeki yazı değerli arkadaşlar 2011 yılında Harput Derneği'nin sekreteri olarak hazırlamış olduğum bir yazı. Burada Harput'un SWOT analizini çıkarmıştık. Yapılması gerekenler, güçlü yönler, zayıf yönler ve çevre düzenlemesi, kültürel, fiziksel anlamda Harput'ta neler yapılır? Buraya gelirken acaba başkanıma ne söylerim derken baktım ki %90'ı yapılmış. Bunun için de gerçekten teşekkür ediyorum. Defalarca Harput'ta misafir gezdirdiğimde başkanım, mesela bir gün bir üniversite heyetini gezdiriyordum. Aynen bir profesörün ifadesi. Dedi ki Sayın Hocam kusura bakma dedi, çok abartıyorsun. Gösterdiğin Harput'la anlattığın Harput bir değil. O gün çok üzülmüştüm. Ama ben o profesöre demiştim ki gerçekten Harput bu. Sağ olun siz sokakta okulları iyileştirmesiyle, girişteki işte Küçük Efendi Konağı, efendim bitişiğindeki Sungur Efendi Konağı, özellikle belediye konut evi. Bu sokakta yaptığınız çalışmalarla Harput'a farklı bir anlam kazandırdınız. Yine yıllarca kaderine terk edilmiş olan hoca hamamını yaparak orada güzel bir kültürel mirasımıza sahip çıktınız. Harputler Başkanı Kazım Atıcı, Harput'ta gerçekleştirdiği önemli çalışmalardan dolayı Başkan Şahin Şerifoğulları'na plaket takdim etti. Harput'u ayağa kaldırarak bölgenin değil Türkiye'nin değeri olmasını sağlayacağız diyen Başkan Şerifoğulları, aynı aşk ve heyecanla çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti. Yeni çalışmalarla, yeni projelerle yaklaşık 1,5 aydır proje ekibimiz Harput'la ilgili, Elazığ'ımızla ilgili çalışmaları hazırlıyorlar. Geçen de bir toplantı yapmış olduğumuzda bizlere sunduklarında hakikaten heyecanlandık. Sayamayacağımız birçok projeyi inşallah Harput'a kazandıracağız. Harput'a 5 yıl içerisinde yapmış olduklarımız sadece küçük dokunuşlar. Bu ikinci inşallah ustalık dönemimizde Harput'a yapacaklarımız Harput'u şaha kaldıracak Allah'ın izniyle. Ve Harput bölgenin değil Türkiye'nin değeri olacak. Hem ulusal anlamda hem uluslararası anlamda inşallah Harput'a turist çekeceğiz. Ve bu anlamda Elazığ'ımız adına da hazırlamış olduğumuz projelerle birlikte şehrimizi daha yaşanabilir, daha kalkınmış, daha müreffeh bir şehir haline getirip yaşanabilir şehirler arasında da daha ön sıralara taşıyıp şehrimizi de bölgenin inşallah lideri konumuna getirebileceğimiz projeleri sizlerin beğenisine sunacağız. Bizler seçim çalışmalarını Cumhurbaşkanımız bizlere adaylık görevini tevdi ettiği günden itibaren şehrimizin her bir noktasını karış karış gezerek şehirde gönlüne girdiğimiz insanların gönlünde kalabilmek için insanlarımızın gönüllerine dokunarak hem yaptıklarımızı anlatıp hem de 2024-29 yılları arasında yapacaklarımızı anlatarak kendilerinden sizlerden vize istiyoruz. Bu vizeyi bizlere verirseniz inşallah bizler
ilk günkü aşkla diyerek samimiyetimizden, tevazumuzdan ve gayretimizden ödün vermeden Allah'ın izniyle aynı aşkla, aynı şevkle çalışıp şehrimizi daha güzelleştirip daha kalkınmasına vesile olmaya çalışacağız. Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman da Ankara'da Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek'i ve Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'ı makamında ziyaret etti. Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman da Ankara'da bir dizi gezi ve temaslarda bulundu. Bu çerçevede Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman da Elazığ Ticaret Borsası tarafından yürütülmekte olan ve 20.881.864,50 TL kısmı hibe olmak üzere toplam bütçesi 41.763.729 TL olan Fırat Hayvan Ürünleri Tedarik ve Ticaret Merkezi projesinin ek bütçe çalışmaları hakkında istişarelerde bulunmak üzere Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek'i, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdülvahap Yoğunlu ve Elazığ Ticaret Borsası Genel Sekreteri Murat Çiçek'le birlikte makamında ziyaret etti. Projede gelinen nokta ve bütçe çalışmalarını değerlendiren Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, projenin gerek Elazığ gerekse bölge hayvancılığı açısından önemli olduğunu ve bakanlık olarak tam destek verdiklerini belirterek, bütçe planlamalarını bu doğrultuda yaptıklarını ve projenin temelinin de Mart ayı öncesinde atılabileceğini bildirdi. Projede ayrıca yaklaşık 20 milyon TL bütçeli DAP projesi desteğinin de sözünü veren Şimşek, projenin Elazığ ve bölgeye hayırlı olmasını diledi. Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman da, Fırat Hayvan Ürünleri Tedarik ve Ticaret Merkezi projesini hayata geçirdiğimiz ilk günden bu yana, özellikle Elazığ Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları projeye ortak olarak maddi ve manevi desteğini sunmuş ve projede bu noktaya gelmemizde büyük çaba sarf etmiştir. Ben kendilerine bu hususta çok teşekkür ediyorum. 2022 yılında başladığımız projemize büyük katkılar sunan önceki dönem milletvekilimiz Metin Bulut başta olmak üzere, geçtiğimiz aylarda Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan'la yapılan görüşmede, bizi yalnız bırakmayan milletvekillerimiz Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı'ya, hafriyat işinde desteğini esirgemeyen ilimiz valisi Dr. Ömer Toroman ve Genel Sekreter Ali Şiş'in şahsında il özel idaremize şükranlarımı sunuyorum. Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreterimiz Abdülvahap Yoğunlu ve ajans personeli proje konusunda büyük emek vermiş. Borsamız personeliyle birlikte yapılan çalışmalar sonucunda gelinen noktada inşallah Şubat ayı içerisinde projenin ihalesini yapmayı planlıyoruz. Toplamda 100 milyon TL civarında yatırımı Elazığ'a kazandırmanın mutluluğunu yaşarken emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Projemizin ilimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum dedi. Başkan Mehmet Ali Duman da ve Genel Sekreter Murat Çiçek daha sonra Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'ı makamında ziyaret etti. Elazığ'da yapılacak işlerle ilgili fikir alışverişinde bulunan Başkan Duman da Profesör Doktor Ali Erbaş'tan arsa tahsisi yapılan Elazığ Müftülük binasının yapımı hususunda destek talep etti. Başkan Duman da Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'ı Elazığ'a davet ederek misafirperverliğinden ötürü teşekkürlerini bildirdi. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş ise yaptığı açıklamada Elazığ Ticaret Borsası Başkanımız Mehmet Ali Dumandağ gibi hayırsever iş insanlarımızın olması bizleri mutlu ediyor. Başkan Dumandağ'ın şahsında Dumandağ ailesine teşekkürlerimi iletiyorum. Bugün 24 Ocak Elazığ depreminin 4. yılı. Ziyaretiniz vesilesiyle gerçekleşen depremler nedeniyle Elazığ'ı 3 defa ziyaret ettik. Bu esnada gerek Diyanet personelimizin gerekse diğer kamu personeli ve iş adamlarımızın canla başla depremden etkilenen vatandaşlarımıza yardım ettiklerine şahit olduk. Depremler nedeniyle hizmette bulunan herkese şükran borçluyuz. Depremlerde vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevdiklerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın dedi. Profesör Doktor Ali Erbaş, Başkan Mehmet Ali Duman'dan talepleri doğrultusunda Elazığ'a yapılacak olan müftülük binası ile ilgili gerekli desteğin verileceğini ve çalışmalara başlanılacağını belirtti. Saadet Partisi Elazığ Belediye Başkan Adayı Abdullah Akın 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında sivil toplum kuruluşu temsilcilerini ziyaret ederek sorun ve talepleri dinledi.
Saadet Partisi Elazığ Belediye Başkan adayı Abdullah Akın 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerine devam ediyor. Özellikle engelli kardeşlerimiz ahşap işleme yaptığını ifade ettiler. Evet. Biz de karınca kararınca yani şimdilik tabii bunu size takdim edeceğiz ama inşallah belediye başkanı olduktan sonra engellilerimiz için çok önemli projelerimiz var. Bu kapsamda Saadet Partisi Elazığ Belediye Başkan adayı Abdullah Akın, Şehrül Aziz, El Aziz Sesimi Duyan Var mı? Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mert Erol Turmuş'la bir araya geldi. Başkanım, Abdullah Akın, Akıncı ruhu var. Ben kendisiyle daha önceden muhabbetimi de ettim. Projeleri çok güzel, Rabbim muvaffak etsin. Yani belediyemizin başında ve belediyemizin yolunda olan herkese canı gönlünden ben teşekkürlerimi ediyorum. Rabbim çıktığı yolda daim ve saim etsin. İnşallah güzel şeylere vakıf olur. Amin. Her zaman fikirlerinize ihtiyacımız var. Belediye Başkanı adayı Akın daha sonra Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ Şube Başkanı Metin Fırat ve dernek üyelerini ziyaret ederek sorun ve talepleri dinledi. Engelli araçları bakım ve onarım atölyesi. Diyelim ki kolunda protez var. Bataryası artık miadını doldurmuş. İşte tekerlekli sandalyesi kırılmış. Bunlar hepsi birer maliyet. Bu zaten yoklukta, bu sıkıntıda bunlar vatandaşımızın sırtına bir yük, ailenin sırtına yük. Aile düşünüyor diyor benim çocuğum ne olacak? Acaba ben olmasam bu çocuğuma kim bakacak? Çocuk kendi ayakları üstünde durabilmeli. Biz bunlara da sahip çıkacağız. Böyle bir bakım onarım atölyesinde ücretsiz bu tamir hizmetleri yapılacak. Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ Şube Başkanı Metin Fırat, dernek olarak engelli bireylerin yanında olmaya çalıştıklarını söyledi. Gerçekten sizleri tebrik ediyorum böyle güzel bir projelerde. 100 tane engelli kardeşimizin iş imkanından faydalanması, atölyeleri açılması, orada kendini geliştirmesi gerçekten çok teşekkür ediyorum size. Önemli olan bu derneklerle iletişim içerisinde olmanız. Zaten bizler bunları temsil ediyoruz burada. Dernek olarak engelli kardeşlerin sorununu burada dinliyoruz. Aileleri bize geliyor, sorunları anlatıyor. Biz de elimiz ve gücümüz yettiği yerlere kadar yazılı olarak ve sözlü olarak dile getiriyoruz başkanım. Belediye Başkan adayı Abdullah Akın, engelli vatandaşlar için hayata geçirecekleri projelerden bahsetti. 100 tane engelli kardeşlerimizi işe istihdam edeceğiz. Kendi evlerinden alınıp iş yerine götürülüp, iş yerinden de tekrar alınıp evlerine götürülmek suretiyle bir hizmetimiz olacak. Yine engelli araçlarımızı mümkün olan tamirleri yapılacak. Yeri geldiğinde onlara bir takım protezler, işte tekerlekli sandalye yardımı gibi bu yardımlar organize edilecek, düzenlenecek. Ve her alanda eksiklerini inşallah bizler gidermiş olacağız. Sosyal hayata kazandırmış olacağız. Bunu da buradan ben açıklamasını yapmış bulunayım. Merkez ve merkeze bağlı köylerde inşası tamamlanan 118 konut ve 17 iş yerinin hak sahipleri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü hizmet binasında yapılan kura çekimiyle belirlendi. Merkez ve merkeze bağlı köylerde inşası tamamlanan 118 konut ve 17 iş yeri için kura çekimi yapıldı. Elazığ'da meydana gelen deprem afetleri nedeniyle evleri hasar görüp hak sahibi olan afetzede vatandaşlar için merkez köy toplu alanları, Karakoçan, Kovancılar, Palu ve Maden ilçelerinde toplu konut idaresi başkanlığınca afet konutu ve iş yerleri yapılarak teslim aşamasına getirildi. Bu kapsamda merkez ve merkeze bağlı köylerde inşası tamamlanan 118 konut ve 17 iş yeri için kura çekimi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü hizmet binasında yapıldı. Evet. Önce hak sahibini. Evet, hak sahibini. Evet, hangi sıra numaradaymış? Dördüncü sırada Mehmet Zorlar. Evet. Dördüncü sırada Mehmet Zorlar. Evet, müdürüm bir de şey alalım. Şimdi de konutunu çekelim. K1, bir numaralı konut. Evet, hayırlı uğurlu olsun K1 bir numaralı konutmuş. Bir sıra numarada bu da.
AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı, kırsal kesimdeki konutların %90'ının teslim edildiğini belirterek, geriye kalan konutların inşasının devam ettiğini aktardı. %90'ından fazlasının konutlarını teslim ettik. Geriye kalan %10'luk kısımla ilgili de inşaat imalatları özellikle kırsal kesimde devam ediyor bildiğiniz gibi. Elazığ merkezden konutunu bekleyen hiçbir vatandaşımız kalmadı. Onlar tamamen konutlarını aldılar. Sadece kırsal kesimde köylerde toplu konut idaresi tarafından yapılan inşaatlar devam ediyor. Onlar da bittikçe kuralarını çekerekten vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Bugün de bu kurada il merkezi Kovancılar, Palu ve Karakoçan'ın köylerinin bulunduğu konutlar ve Maden Gezin köyündeki iş yerlerinden olmak üzere toplam 127 hak sahibi için kura çekimini nasip olursa gerçekleştireceğiz. Hayırlı olsun kurada çıkan vatandaşlarımıza. Rabbim bir daha böyle afetleri göstermesin diyorum. Noter huzurunda yapılan kura çekimi Kanal E, Kanal Fırat televizyonlarında canlı olarak yayınlandı. 3 sıra numarada kayıtlıymış. Dural Vural, Dural Vural. Dural Vural'a 2 sıra numaradaki K2. Üniversitesi, iş dünyası, sivil toplum ve öğrencilerden oluşan, tamamen gönüllülük üzerine kurulan dil öğrenme kulübü basınla bir araya gelerek amaç ve hedeflerini anlattı. Üniversitesi, iş dünyası, sivil toplum ve öğrencilerden oluşan, tamamen gönüllülük üzerine kurulan dil öğrenme kulübü basınla bir araya gelerek amaç ve hedeflerini anlattı. Tamamen ücretsiz hizmet verecek olan kulüp, İş dünyasına, bürokrasiye, adalet ve akademik camiaya, sağlık, silahlı kuvvet ve emniyet mensuplarımıza davet usulüyle çağrıda bulunup, bu hizmeti gerekli dokümanı, altyapı hizmetlerine ücretsiz sağlayacak. Çalışmadaki temel amaç, ilin ve bölgenin mevcut sosyoekonomik potansiyeliyle ilgili yurtdışı ilişkilerini kuvvetlendirmek. Proje genel koordinatörlerinden Ergün Aslan ve Emre Hamedi amaçlarını anlattı. Kuracağımız İngilizce Dil Kulübü ile İngilizce Öğrenme Kulübü ile tamamen ücretsiz bir şekilde ilimizin iş dünyasını, bürokrasisini, özellikle ihracat noktasında mücadele eden iş dünyası insanımıza, üst düzey polis, asker, sağlık camiamıza İngilizce, yabancı dil konuşma noktasında altyapısal olarak tamamen ücretsiz bir şekilde destek verecek bir dil kulübü teşekkül etme noktasında çalışmalarımıza başladık. Bizim amacımız şu, ilimiz, bölgemiz çok önemli altyapı kaynaklarına sahip. Fakat bu altyapı kaynaklarını ekonomik değere dönüştürme noktasında ciddi sıkıntıları var. Bunu, bu hususları aşmak için yapmamız gereken çalışmaları göz önüne bulundurduğumuz zaman önümüzdeki en büyük engelin dil konusu olduğunu gördük. Günümüzde okullarda verilen İngilizce eğitimleri gramer ve teknik üzerine olduğu için pratik konusunda bazen yetersiz kaldığı zamanlar olabiliyor. Bunun için de bu tarz konuşma grupları, konuşma aktivitelerinin olduğu yerler çok faydalı olabiliyor. Bizim için de çok büyük bir fırsat. Her yaştan, her kesimden insanların gelip burada hem sosyalleşebileceği hem de İngilizce konusunda kendini geliştirebileceği bir proje planladık. Bu konuda da herkesi bekliyoruz. Proje Bürokratik İlişkiler Sorumlusu Abdullah Yalın Kılıç, İngilizce hem bilimin hem ticaretin hem de dünyanın dili dedi. Bu projeyi uzun zamandır düşünüyorduk. Profesör Bülent Şen'le bu projeyi düşündük ve bugün hayata geçirdik. Hayata geçmesinden çok mutluyuz. İngilizce hem bilimin dili, hem ticaretin dili, hem dünya dili. Bu yüzden çok faydalı olacağına inanıyoruz. Ergün Başkanımızın dediği gibi davet usulüne göre faaliyet göstereceğiz. Bütün davet ettiğim insanları buraya geleceğini umuyoruz. Yabancı Dil Eğitim Koordinatörü Mehmet Dursun, faydalı bir çalışmayı hayata geçirdiklerini ifade etti. İngilizce konuşma pratiği yapma konusunda hazırlıklarımızı tamamladık. Eğlenceli bir şekilde konuşarak, sohbet ederek İngilizce pratiğimizi geliştireceğiz burada. Hem ilimizin iş adamlarına, hem siyasilerine, hem tüm vatandaşlarımıza faydalı olacak bir çalışma inşallah başlatmış olacağız. Gazze Direniş Platformu öncülüğünde İnsani Yardım Derneği tarafından 10 gün sürecek olan Gazze'ye Aş Olalım Yardım kampanyası başlatıldı.
Gazze Direniş Platformu ve İnsani Yardım Derneği tarafından Gazze'ye Aş Olalım kampanyası başlatıldı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda başlatılan yardım kampanyası 10 gün boyunca devam edecek. Gazze Direniş Platformu Sözcüsü ve Ensar Vakfı Eliza Şube Başkanı Alaaddin Meydanoğlu, Gazze'de açlığa ve ölüme mahkum edilen çocuklara dikkat çekmek amacıyla kampanya başlattıklarını ifade etti. Hiçbir yerden Gazze'nin nefes almasını sağlamayarak çocukların, bebeklerin açlıktan ve susuzluktan ölüme terk edildiği bir tabloyu tüm İslam alemine ve tüm insanlığa yaşatmaktadır. Bu cani, kana susamış vampir ancak güçten anlayan bu Siyonist devlet İsrail'e karşı bugün 71 gündür bu meydandayız. İHH Elazığ temsilcisi Erdal Altunbaş da Gazze'ye destek çalışmalarını 7 Ekim'den itibaren başlattıklarını belirterek Elazığlı vatandaşlara duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. Gazze'deki kardeşlerimiz Siyonist rejimle soykırımcı, aşağılık insanların zulmüne uğrayarak imtihan olunmaktalar. Bizler ise Gazze'li kardeşlerimiz, Filistinli kardeşlerimiz de imtihan olunmaktayız. Üzerimize düşeni yapmak için bugün buradayız. Rabbim yardımcımız olsun. Elazığ halkının bugüne kadar bu duyarlılığı hep gösterdiğini biliyoruz. Yine onların yardımlarına talibiz. Veren el ile alan el arasındaki köprü olmaya devam edeceğiz. İnşallah kardeşlerimizin emanetlerini oradaki kardeşlerimize ulaştırmaya, bu insanlık dramının bir an önce bitmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü merakla beklenen kar yağışının etkili olacağı tarihi verdi. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamaya göre bu geceden itibaren pazartesi gününe kadar kar yağışının etkili olması bekleniyor. Elazığ'a beyaz gelinliğini giydirecek kar yağışı geliyor. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre gece saatlerinde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada pazartesi gününe kadar kar yağışının etkili olacağı belirtilerek bölgemiz bu akşamdan itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecektir. İlimiz bu geceden itibaren pazartesi gününe kadar yağışlı geçecek. Yağışların ilimiz genelinde kar şeklinde olmasını güney ve doğu ilçelerimizde Sivrice, Palu, Kovancılar, Karakoçan, Maden, Alacakaya ve Arıcak'ta yoğun kar yağışı şeklinde olması beklenmektedir. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar azalarak mevsim normalleri ve altına inmesi beklenmektedir. Rüzgarlar önceleri güney yönlerden, yarından itibaren kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esecek. Yoğun kar yağışı ile birlikte sıcaklıkların sıfırın altına inmesinden dolayı kar birikmesi, ulaşımda aksamalara, buzlanma, don olayı ve aşırı soğuklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir denildi. Evet, televizyonlarımızın eski personellerinden çok sevdiğim kardeşim, genç sanatçı Ömer Şahan ki çok başarılı işler yapıyor şu anda İstanbul'da ve İstanbul'da inanılmaz şarkılar, inanılmaz kliplerle çıkışını sürdürmeye devam ediyor. Evet, rahmetli sanatçı Kerim Tekin vardı, bilir misiniz? Karbeyaz. Karbeyaz parçasını yeniden yorumladı. Sanatçı Şahan'ın seslendirdiği Karbeyaz parçası büyük beğeni topladı. Kanal E, Kanal Fırat televizyonlarımız eski çalışanlarından sanatçı Ömer Şahan yeni bir klibe daha imza attı. Son dönemlerde adından sıkça söz ettiren genç sanatçı Ömer Şahan, Kerim Tekin'le hafızalara kazınan Kar Beyazı yeniden yorumladı. Sözleri Beste Uçar ve Tayfun Duygulu'ya ait olan Kar Beyazı parçası sanatçı Ömer Şahan'ın sesiyle yeniden hayat buldu.
Aranjörlüğünü Mustafa Arapoğlu'nun, yönetmenliğini ise İbrahim Bülbül'ün yaptığı Ömer Şah'ın Kar Beyazı parçası tüm dijital platformlarda yayınlanırken müzikseverlerden de tam not aldı. Ömer Şahan da Kerim gibi yakışıklı bir kardeşim. Yolun açık olsun, başarılar diliyoruz. Haberleri izlediniz. Az sonra günün gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızda olacağız. Ayrılmayın lütfen. Gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızdayız. Elazığ Spor'da pazar spor maçı hazırlıkları taktik ağırlıklı antrenmanla devam etti. Futbolcular Mikail Koçak ve Bahattin Köse lig sonunda şampiyon olacaklarına inandıklarını belirtirken golcü oyuncu Bahattin bundan sonra rahat olun, tadını çıkartın diyerek gollerine devam edeceğinin mesajını verdi. Elazığ Spor'da pazar spor maçı hazırlıkları devam ediyor. Elazığ Spor Kaptan Ömer Tokgöz tesisleri Gökmen Yıldırım Birnoğlu sahasında saat 11.30'da yapılan antrenman taktik ağırlıklı olarak gerçekleşti. Pazar spor maçının taktiğini deneyen takımda futbolcuların bir hayli hırslı ve istekli oldukları gözlemlendi. Antrenmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Elazığ Sporlu futbolculardan Mikail Koçak, her şeyin para olmadığını belirtirken lig sonunda şampiyon olacaklarını söyledi. Maşallah diyeyim öncelikle. İnşallah devam eder bu süreç. Biz haddimizi bilerek oynuyoruz. Bülent Hoca da gerçekten oyun anlamında çok şey kattı bize. Hani herkes yani yüksek bir özgüvenle, büyük bir çabayla. Hani biz bunu başaracağız. Hani her şey parayla olmuyor bu iş. Biz bunun farkındayız. Allah'ın izniyle işte hani haddimizi bilerek devam edeceğiz biz bu işe yani. Hani kesinlikle şeyi yani kopmadık yani hedeften. Hani yine biz 13 maç kalmış. 13 maça da talibiz zaten Allah'ın izniyle. Devam edeceğiz yani. Allah sonumuzu hayır etsin. Yani biz yani kimsenden de korkumuz hiçbir şeyimiz yok yani. Bu işler parayla değil yani, biz bunu biliyoruz. O yüzden takımın içi de çok iyi. Herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor. Hani herkesin derler ya kalbi temiz. Hakikaten de öyle yani. Allah'ın izniyle biz bu işi başaracağımızı düşünüyorum ben. Amasyaspor maçında attığı golle uzun bir aradan sonra yeniden golüne kavuşan tecrübeli isim Bahattin Köse, bundan sonra rahat olun, tadını çıkartın diyerek gollerine devam edeceği mesajını verdi. Deplasmanda da kazanmamız lazım, önemli olan o. Zaten evde iyi maçlar çıkarıyoruz. Deplasmanda o şeyi kırmamız lazım. Kıracağımızı da düşünüyorum bu haftayla başlamakla, bir seri başlatmak istiyoruz. Hedefimiz birinci sıra, direkt çıkmak. Allah'ın izniyle inşallah nasip olur. Sen de kendinle alakalı neler söylemek istersin abi? Bundan sonra rahat olun. Başka bir şey demiyorum. Tadını çıkarın. Tabii. Teşekkür ederiz abi, ağzına sağlık. Sağ olasın. Elazığ Spor Teknik Sorumlusu Bülent Yenihayat, kendisinden önce lige kötü bir başlangıç yapan Elazığ Spor'da göreve başladıktan sonraki 10 haftayı değerlendirirken takımın bir reaksiyon göstermesi gerekiyordu. Oyuncularım bunu gerçekleştirdiler ve istikrarımız devam ediyor diyerek önlerindeki 3 maçı kazanmaları halinde farklı şeyler konuşulabileceğini söyledi. Elazığ Spor'da yapılan antrenmanın ardından değerlendirmelerde bulunan teknik sorumlu Bülent Yenihayat, takımının lige kötü başladığını belirtirken, kendisinin göreve gelmesiyle birlikte futbolcularının bir reaksiyon gösterdiğini ve çıkış yakaladığını belirtti. Ya onu daha önce de ilk geldiğimizde de konuşmuştuk. Yani kötü bir başlangıç yapılmıştı. Ama eldeki oyuncuların bir seviyeye gelebileceğiyle alakalı biz yönetim kuruluyla da o zaman görüşmeler sırasında maçlar üzerinden yapmış olduğumuz analizlerde bu takımın bir sıçrama yapabileceğini söylemiştik. Sadece bir reaksiyon gerekiyordu. Takım da onu iyi gösterdi o süreçte. Şu an için bizim adımıza iyi gidiyor. İnşallah bu şekilde bu istikrarlı devam eder.
artı deplasman galibiyetleriyle de iç sahada kazanarak, deplasmanda da kazanarak dönüp, yani ben ikinci yarı başlamadan önce de söyledim, 14 maç, 14 maçın hepsine talibiz diye. 13 kaldı. Elazığspor'un başarılı hocası Yeni Hayat, önlerinde 3 maçlık bir periyodu kazanmaları halinde farklı şeyler konuşabileceklerini belirtirken, liderlerin değiştiği, herkesin hata yaptığı ligde takımının en az hatayı yaparak hedefine ulaşmasını sağlamak için mücadele edeceklerini söyledi. Ama şimdi en önemli maç bizim için pazar maçı. Onu da kazanıp ilk deplasman galibiyetini alıp inşallah o istikrarı devam ettirmek istiyoruz. Çalışmalar iyi gidiyor. Cuma günü çıkacağız, geçeceğiz Rize'ye. Maçımızı oynayıp inşallah kazanarak döneceğiz. İnşallah. Şunu söylüyorum, yani ilk yarıda da söylüyordum. Bu ligde kolay maç yok. Pazarspor'da dinamik bir takım, 23 yaş ortalamasıyla oynayan, genç oyunculardan kurulu ki Silifke maçlarını seyrettik. Fena bir takımları yok. Ciddi de pozisyonlar kaçırmışlar maçta. Zor olacak. Fiziki şartlar da orada biraz. Karadeniz'de yağışlı genelde olduğu için zeminle alakalı da bir ağır zeminde de oynayabiliriz. O gün de yağmur gözüküyor. Ama biz ona göre de işte oyuncu kardeşlerimize her şarta göre neler yapabileceğimizle alakalı çalışmalarımızı yapıyoruz. Yani revanş gibi demeyelim de bu istikrarın devamı. Bizi yukarıya taşıyacak bir maç olacağına inanıyoruz. İleriki haftalarda daha farklı şeyler konuşmamızı sağlayacaktır buradan kazanarak dönersek. İşte geldiğimizde takım sonuncuydu. Karşıyaka maçına çıkan öyleydi. Şimdi dördüncü sıradayız. İlk yarıyı beşinci sırada bitirdik. İlk maçı kazanıp dördüncü sıraya geldik. Mümkün olduğunca üstümüzdeki rakiplerle o puan farkını kapatıp bizi de o işin içine katmalı. Bizi çünkü çok hesaplamıyorlar. Ama ben de onu söylüyorum. Yani biz bu önümüzdeki 3 maçlık periyodu iyi geçersek farklı şeyler konuşmaya başlarız burada. Yani şu an iyiyiz. Bir şeyimiz yok. Sakatlık yok. Geçen hafta biraz yorucuydu. 2-3 oyuncumuz hasta. Çağrı'nın bir sakatlığı vardı. Son anda belli oldu oynayıp oynamayacağı. Sadece Beykan eksik. Onun da sarı kart sınırında. 4 tane sarı kart sınırında oyuncumuz var. O anlamda da biraz yorucu oluyor ama futbolun içerisinde bunlar var. Bir şekilde diğer arkadaşlarla tamamlamaya çalışıyoruz. Genç teknik adam Bülent Yeni Hayat, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile yaptıkları görüşmenin adaylığı için hayırlı olsun ziyareti olduğunu ifade ederken transfer ve kulübün genel yapısıyla ilgili de bilgiler verdi. Evet, biz öyle şey, hem adaylık sürecinin hayırlı olsun ziyareti hem de kulübe bize destek oluyor. Geldiğimizden beri bir oturamamıştık. Bu süreçte bir görüşmemiz oldu. Herkes transfer tahtasını söylüyor. Transfer açılacak maçımız yok diye ama. Acaba transfer mi açılıyor diye. Evet, onları yorumları okudum ben de. Yani açılsa dahi şu an için alabileceğimiz oyuncu şeyi biraz. Yani biz bir hazırlık yapmıştık. Yani zamanlama olarak da çok şey değil. Lig başladı. Yani gelecek oyuncu buraya uyum sağlayacak. Bir de yani açmaya kalktığınız anda sürpriz, belki farklı bedeller de çıkabilir. Belki karşı taraf sizin vermiş olduğunuz teklifi kabul etmeyecek. Biraz da zaman alıyor bu, hemen açalım. Öyle bir yüksek maliyet olduğu için öyle bir paramız da yok. Yani o birden kapatmak gibi. Ama şu ana kadar yapılan, bence sezon başından beri ödenen rakamlar, dosyalar için söylüyorum, çok ciddi rakamlardır. Mesela hemen yanı başımızda Malatya var. 600-700 milyon borcu var. Bunların işi daha da zor. Bence biraz sabretmek gerekiyor. Burada bir çaba var, çalışma var. Onunla beraber götürmeye çalışıyorlar. Çok da kolay değil. Çünkü tahtayı açacaksınız, bir maliyet. Oyuncu transfer edeceksiniz, bir maliyet. Buranın kendi şu anki içsel maliyetleri var. İçerideki oyuncuların maç başları olsun, bundan sonraki alacakları. Ciddi bir maliyet çıkıyor ortaya. Yani sadece bir kişiyle bunu yapma şansımız yok. Mümkün olduğunca herkesten destek bekliyoruz. Biraz da şehrin bu anlamda bence katkı yapması gerekiyor. İnşallah da bu katkılar devam edecektir. Ama şunu bilsinler ki burada ciddi bir çalışma yapılıyor. Yani kulübü borçsuz hale getirebilmek adına daha ileriki günler için projeler var. O anlamda da çalışmaları devam ettiriyor, başta belediye başkanımız olmak üzere. İnşallah yakın zamanda Elazığspor borcu olmadan yine o daha önce yakalamış olduğu hedefleri yakalayacaktır. Ben ilk geldiğimde de söyledim, yani Elazığspor bir marka Türkiye'de, yani çamura düşse altın değer kaybetmez. Örnekleri de var. İnşallah biraz sabır, ama ondan sonrası bence Elazığspor'un önü açık.
böyle devam edildiği sürece de çok yakın zamanda o normal düz yola çıkacaktır. Ve sonra da o diğer hedefler gelecektir. Ama dediğim gibi bilsinler, iyi bir çalışma, bir çaba var. Onları da desteklemek gerekiyor. Elazığ Spor Kulüp Başkanı Serkan Çayır, transfere engel futbolcu Hora'ya bir teklif sunduklarını, ancak transferi açmayı düşünmediklerini ve açmayacaklarını belirterek kendilerini şampiyonluğa taşıyacak teknik heyete ve futbolculara güvendiğini söyledi. Elazığ Spor Başkanı Serkan Çayır, transfere engel olan yabancı oyuncu Hora'ya bir teklif yaptıklarını, kabul etmesi halinde bir çalışma yapacaklarını, ancak mevcut durumda transferi açmayı düşünmediklerini belirterek futbolculara ve teknik heyete kendilerini hedefe götürme yolunda sonuna kadar güvendiklerini söyledi. Bir 10 haftadır bir yenilmezlik serimiz var. İnşallah bunları lig sonuna kadar inşallah hedeflediğimiz puanlar var. İstediğimiz bir şampiyonluk var. Şehir olarak yıllardır bir şampiyonluğa bu takım hasret kaldı. İnşallah bu sene de biz dediğimiz, hedeflediğimiz yerlere gelirsek, önümüzde bir 3 maçımız var. Pazar maçı bu hafta. Sonra gelip Turgut'tu, sonra Batman maçı. Biz şu anda sonuna kadar biz mücadelemizi vereceğiz. Hak ettiğimiz yerlere gelip, bu şehir çünkü bir şampiyonluğu hak ediyor. Bu cefakar taraftar bir şampiyonluğa hasret kalmış, hak ediyor. Biz bir söz verdik bu taraftarlara. Allah'ın izniyle inşallah bu sene biz bu takımı şampiyon yapıp hem taraftarımızı hem bize her zaman destek çıkan belediye başkanımızı o kupayı götürüp bu şehre inşallah hava kaldırıp inşallah istediğimiz yerlere varırız. Söylüyoruz, biz bir aile ortamı yakalamışız. Onu da futbolcu olsun, kim olursa olsun o aile ortamını biz bozmayacağız. Güzel bir hava var. Antrenmanlarımız iyi geçiyor. Bülent hocamızın nezaretinde güzel antrenmanlar yapıyoruz. Verimli antrenmanlar, iyi çalışıp hedefe öyle gitmeye çalışıyoruz. Şimdi bu yıllardır Elazığ Spor'un transfer tahtası açılmıyor. Biz yönetim olarak geldiğimizden günden belli bir ikinci, üçüncü transfer tahtasını açtık. Biz her zaman söylüyoruz, bizim bir 79 dosyamız vardı. Biz hepsini temizledik. Bir 4 dosyamız kaldı. Bu yeni gelen bir transfer yasağı değil. 2017'de olan bir Hora yasağımız var. Biz Hora'ya teklifimizi sunduk. Kabul ederse bir şeyler yapmaya çalışacağız. Etmezse zaten aşmayı düşünmüyoruz. Aşmayacağız. Yani bu takım, bu arkadaşlarımızla, bu kardeşlerimizle biz bunlara güveniyoruz. Sonuna kadar da biz bunların, hocamızın arkasındayız. İstediğimiz yerlere de bu arkadaşlarımızla geleceğiz inşallah. ...23 Elazığ Futbol Kulübü teknik sorumlu Hasan Uğur Kardal'la sözleşme imzaladı. 23 Elazığ Futbol Kulübü'nün yeni hocası resmen Hasan Uğur Kardal oldu. Prensipte anlaşma sağlanan genç teknik adam Elazığ'a gelerek resmi sözleşmeyi imza attı. Teknik sorumlu Hasan Uğur Kardal için Elazığ Belediyespor tesislerinde tanıtım toplantısı yapıldı. Teknik sorumlu Kardal, Elazığ'ın bir futbol şehri olduğunu belirterek 23 Elazığ Futbol Kulübü'ne katkı sunmak için burada olduğunu söyledi. Bizden önceki teknik direktörümüz Bahattin Ergüven hocamıza çok teşekkür ederim. Bir emekleri var, takımı hazırlamışlar. Biz de onun inşa ettiği, onun hazırladığı takım üzerine biz de kendi çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Ona da teşekkür etmek istedim. Elazığ bir futbol şehri. Süper Lig görmüş. Futbol enerjisi olan, hafızalarında Süper Lig'i hala yaşayan bir şehir. Biz de futbolu, Elazığ'ın futbolu sevdiğini biliyoruz. Elazığ halkının futbolu sevdiğini biliyoruz. Biz de Elazığ'ın iki tane kulübünden bir tanesiyiz ve kulübümüzü profesyonel seviyede en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Ve bu konuda da şehrin önde gelenlerinin ciddi yatırımlar yaptığını görüyoruz. Gerçekten biz hem futbolculuk hayatımızda hem de teknik adamlık hayatımızda tesislerde tabii ki bütün günümüz orada geçiyor. Bütün oyuncularımızın ve
inanılmaz bir tesis yapılmış. Burada kesinlikle belediye başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Ciddi yatırımlar var. Saha anlamında en ufak bir saha sıkıntımız olduğunda alternatiflerimiz var. Buradan da bütün bununla ilgili emek verenlere çok teşekkür ederim. Onlara da çalışmalarına başarılar diliyorum. Biz de kendi üzerimize düşen Elazığ FK Kulübü'nü, 23 Elazığ FK Kulübü'nü bundan sonraki süreçte en iyi şekilde temsil edip teknik ekibimizle, oyuncu grubumuzla bu takımı istediğimiz ve layık olduğu yerde tutmak istiyoruz inşallah. Toplamda 5 kişi çalışacağız. Oyuncularımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biz onların yardımcısıyız aslında. Onlar da en iyi şekilde futbolcularımıza doğru şeyleri yapmak için elinden geleni yapıyorlar zaten. Yönetim kurulumuza görüştüğümüz yaptığımız toplantıda hocam bu seneyi en iyi şekilde tamamlayalım. Zaten iki taraf yani 2,5 sene de atsan, 1,5 sene de atsan memnun kaldığın sürece veya kalmadığın sürece değişkenlikler olabiliyor. Biz de inşallah sezon sonunda memnun kalıp biz bu güzel şehirde, çünkü ben doğuyu çok seviyorum, buraları çok seviyorum, güzel yerler, güzel insanlara sahip. Buraların insanları da vefakardır, sahip çıkar. Biz de ilk önce işimizi iyi icra edip sonrasında yönetim kurulumuzun bizle ilgili düşüncelerini de görmek için. Ama önce biz kendi üzerimize düşen yönetimin bize verdiği sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmemiz lazım. 23 Elazığ Futbol Kulübü Sportif Direktörü Cengiz Şelemet ise yaptığı değerlendirmede önemli bir oyuncu grupları olduğunu belirtirken desteklerinden dolayı Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na teşekkür etti. Geçen sene de biliyorsunuz devre arasında geldim buraya. Değerli bir ekibimiz vardı, Samet Ersöz hocalarımız. Bu sene de geldim. Yine yolum Elazığ'da kesişti. Devre arasında yine nasip oldu. Batin hocamız vardı. Ona da teşekkür ediyorum. Hasan Uğur Kardol hocamı geçen sene en nesille beraber çalışıyorduk. Oyuncu profilimize uygun bir teknik sorumlu olduğu için tercih ettik. Başkanımıza öncelikle teşekkür ederiz. Önemli bir oyuncu grubumuz var. Yetenekli. Hocamız da bununla birleştirdiğimiz zaman inşallah Nisan'ın sonuna doğru mutlu herkes buradan ayrılacak şekilde hedefliyoruz, planlıyoruz. Elazığ şehri büyük bir şehir. Futbol camiası olarak söylüyorum. Hani yıllarca ben çok gezdim abi, çok çalıştım. Az önce de sizinle bir sohbette söyledim. Elazığ gerçekten yani futbola çok hakim. Futbol amatörünün olsun, şeyin olsun. Bunu da tabii geçen seneden izlenim bırakan Şahin Şerifoğulları başkan, mesela belediye başkanımıza ben bunu her zaman söylüyorum. Geçen sene de çok söyledim. Ona mesela ben kendi bir Cizreli olarak, yani ben de bu doğunun çocuğum, çok teşekkür ederim. Ben mesela amatör takımlar olsun, profesyonel takımlar olsun muazzam bir katkısı var. Kendisi de futbolu seviyor. Eski futbolcu, eski ASKF başkanlığı yapmış. Bu nedenle ben önce kulübüm adına sonra da yani futbol adamı olarak kendisine teşekkür ediyoruz. İnşallah alnımızın hakkıyla bu bize verilen sorumluluğun ve görevin altından kalkarız. Size de yine şunu söyleyeyim ben arkadaşlar. Yani bir Elazığ medyasına da el atayım. Onda gerçekten yani her iki kulübede hem amatör kulübede müthiş bir desteğiniz var. Kanal 23 Fırat kanalımızın müthiş hem maçları yayınlaması hem takımı takip etmeleri durumunda. O için çok teşekkür ediyorum abi. İyi ki geldiniz abi. Bizi mutlu edersiniz.